Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlemiş olduğu basın toplantısına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi barışın zıt anlamlısı sadece savaş değildir. Şiddetsiz, sömürüsüz bir düzen demektir aynı zamanda barış. Bu nedenle bizler bu bilinçle her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde çağrımızı yüksek sesle yapmaya, haykırmaya devam ediyoruz. Ve bundan sonra da gene aynı şekilde şiddetsiz, sömürüsüz ve kalıcı barışın olduğu bir dünya düzeni için çabalamaya, mücadele etmeye sürdüreceğiz. İsterdik ki şiddetin ve savaşın olmadığı bir zaman diliminde, barışın hakim olduğu bir yeryüzünde bu özel günü kutlayalım. Bizim şiarımız belli değerli arkadaşlar. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, yurtta sulh, cihanda sulh. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. İnsan hakları evrensel bildirgesinde de belirtildiği gibi, bütün insanlar onur ve haklar bakımından eşit ve özgür doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan haklarının ihlal edilmediği, kadınların katledilmediği, çocukların istismara uğramadığı, doğanın talan edilmediği, gençlerimizin geleceksizlik adı altında psikolojik şiddete maruz kalmadığı ve hayvan haklarının korunduğu bir dünya düzeni için mücadele ediyoruz. Böyle bir toplum inşa etmek istiyoruz. Ama ne yazık ki bu mücadeleye çok gerilerden başlıyoruz. 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala bir insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını savunmak zorunda kalıyoruz. Burada belirli periyotlarla yaptığımız basın açıklamalarında özellikle Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet tablosunu sizlerin huzuruna sunuyoruz. Bu tablo her geçen gün daha da vahim hale geliyor. AKP iktidarının politikaları nedeniyle ülkemiz adeta bir kadın mezarlığına dönmüş durumda. Ve verileri ne yazık ki hükümet tarafından alamadığımız için kendimiz derlemek, toplamak zorunda kalıyoruz. Ama elde ettiğimiz verilere göre son 10 yıl içerisinde kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri en az 3 kat arttı. Tekrar söylüyorum, son 10 yıl içerisinde kadın cinayetleri en az 3 kat arttı. Ve geçtiğimiz 8 ay içerisinde 111'i şüpheli ölüm olmak üzere 281 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. Üstelik hemen hemen her gün çocuğa yönelik istismar vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunları basından sizler de takip ediyorsunuz. Sadece kadınlar, çocuklar, gençler, ülkemizde yaşayan vatandaşlar açısından zorlu bir süreç geçmiyor. Tüm canlılar için zor bir dönem geçiriyoruz. Orman yangınlarında hepimizin yüreği yanıyor. Ve görüyoruz ki yangın uçakları zamanda müdahale etmediği için ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, canlılar ve hatta yangını söndürmeye çalışan vatandaşlarımız yaşamını kaybediyor. Diğer tarafta da sel felaketleriyle uğraşıyoruz ve orada da biliyoruz ki o selde sürüklenenler sadece insanlar, evleri, arabaları, eşyaları değil, aynı zamanda da bir toplumun geleceği. Elbette yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ama bu karanlık tabloyla karşı karşıyayken ülkeyi yönetenlerin aslında ne kadar beceriksiz olduklarını bir kez daha görüyoruz. Geçenlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yine şuursuz bir açıklama yaptı. Güya Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirecek. Ve yaptığı açıklamada aslında Türkiye'de 2,1 milyon hanenin elektrik parasını ödeyemediğini de itiraf etmiş oldu. Düşünün, ortalama 4 kişilik diye düşünecek olsak aileleri en az 8 milyon kişi, ülkemizde yaşayan 8 milyon kişi aylık 68 TL'den başlayan elektrik faturasını ödeyemeyecek kadar yoksunlukla mücadele etmek zorunda. Yani 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin halkı nasıl bir ortama mahkum ettiğinin de en somut göstergesi diye düşünüyoruz.
Ülkemizde barış iklimini bozacak olan adaletsizlikler de dört bir yandan devam ediyor. Gençlerimiz en demokratik haklarını aradıkları için kelepçelenerek gözaltına alınıyor. Sizler en ufak bir eleştiri yaptığınızda, ülkemizde yaşayan vatandaşlar iktidarı eleştirdiğinde soluğu ne yazık ki mahkemede alıyorlar. Gene gazeteciler tutuklu. Diğer taraftan topluma ayna tutan sanatçılarımız da gene cezalandırılmaya çalışılıyor. Konserler iptal ediliyor, tiyatro oyunları yasaklanıyor. Ülkemizin medar iftarı olan, dünya standardında bir sanatçımız olan hepimizin gururu Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis sistemiyle yargılanıyor. Bu vesileyle söyleyelim, bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak Genco Erkal'ın yanındayız. Tabii bir yandan böylesine bir süreç işlerken diğer tarafta da AKP'li zihniyetler, AKP'ye yakın olanlar ödüllendiriliyor. Profesör Doktor Mustafa Gündüz, Sarı Sendika olan Eğitim Bir Sene, Eğitim Bir Sene dergisinde bir yazı kaleme alıyor ve harf devriminin geçmişi unutturmayı hedeflediğini iddia ediyor. Yani akla ziyan bir iddia. Yetmiyor. Diyor ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan devrimler aslında Batı'ya şirin görünmek için yapılmıştır. Ve hadsizliğini sürdürüyor ve Cumhuriyet kadrolarının cesaretini cahil cesareti olarak gördüğünü söylüyor. Bu Atatürk düşmanı, bu şuursuz zihniyet bu yazıyı kaleme aldıktan kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talim ve Terbiye Kurulu'na atanıyor. Yazıklar olsun diyoruz, yuh olsun diyoruz. Üstelik biz bu zihniyetin karma eğitime de karşı olduğunu biliyoruz. Yazdığı yazılardan bunu zaten açıkça ifade ediyor kendisi. Şimdi karma eğitim demişken bir 100 yıl önceye gidelim. Yıl 1921, milli mücadele yılları ve Ulu Önderimiz eğitime verdiği önem nedeniyle o dönemde düzenlenmiş olan 1. Marif Kongresi'ne atlıyor, gidiyor, kongre salonuna giriyor. Bir bakıyor, kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler ayrı ayrı oturtulmuş. Öyle olunca derhal Öğretmenler Birliği Başkanı'nı yanına çağırıyor ve ne yaptınız siz diyor. Neden öğretmenlerimizi ayrı ayrı oturttunuz? Sizin kendinize mi güveniniz yok, yoksa Türk kadınının faziletine mi? Bir daha böyle bir şey olmasın diyerek kendisini uyarıyor. Şimdi tekrar dönüp günümüze bakalım. 100 yıl önce böylesine eşitlikçi bakışta olan bir lider, bugün ise karma eğitime karşı olduğunu söyleyen kişilerin yönettiği bir bakanlık. Yani neredeyse Türkiye'yi 1000 yıl öncesine sürükleyen bir zihniyet. Eğitimin 1000 yıl önceki kafayla yönetilmeye çalışıldığının altını çizelim hep birlikte. Değerli basın mensupları, yurttaşlarımız bir yandan ekonomik, bir yandan fiziksel, bir yandan psikolojik şiddetin her türlüsüne maruz kalırken hiç şüphesiz bu durumdan en fazla zarar gören kesim kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar, işçiler, emekçiler oluyor. Ve bizler şunu çok iyi biliyoruz ki barış içerisinde bir arada insanca ve kardeşçe yaşayacağımız bir toplumsal düzene bir an önce ihtiyacımız var. Evet, tablo belki karamsar görünüyor ama bizler şunu çok iyi biliyoruz ki asla ve asla çaresiz değiliz. Bu gidişatı hep birlikte durdurabilecek olanlar da gene bizleriz. Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuz düzene ve şiddetin meşru kılınmasına hep beraber son vereceğiz. Aslında hepimizin barışın o iyileştirici gücüne ihtiyacı var. Barışa giden yol ise eşitlikten, özgürlükten, laiklikten geçiyor. Ülkemizde eşitliği, özgürlüğü, şiddetsiz toplumu dostlarımızla birlikte var edecek olanlar da bizleriz. Böyle bir günde şiddetin kol gezdiği, kadınların, çocukların adeta bir kola gibi, köle gibi görüldüğü, iç savaş dinamiklerinin sürekli canlı tutulduğu ve
kadınlar açısından hayatın, özellikle kadınlar açısından hayatın cehenneme çevrildiği Afganistan'a değinmemek de olmaz. Türkiye'nin resmen kabul ettiği terör örgütü listesine yer alan Taliban'ın yaptıkları elbette sadece o bölge insanını ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Nasıl mı? Bizler eşitliği, özgürlüğü, adaleti, laikliği savunanlar olarak elbette oradaki kız kardeşlerimizin yaşantısını da, onların yaşadığı sıkıntıları da buradan endişeyle izliyoruz, kaygıyla izliyoruz. Ve özellikle kadınları ve çocukları yok sayan, onların en temel hakkı olan yaşam hakkını, eğitim hakkını, sağlık hakkını bile kısıtlayan bu anlayışı reddediyoruz. Birileri her ne kadar Taliban'ı ılımlı, artık eskisi gibi değil gibi göstermeye çalışsa da bizler onun ilk icraatının 15 yaşından büyük olan kız çocuklarının ve 45 yaşının altında olan dul kadınların adeta bir savaş ganimeti gibi görünüp Taliban üyelerine verilmeye çalışıldığını, böylesine bir anlayış içerisinde olduğunu asla ve asla unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız kimseye de. Değerli basın mensupları, istatistiklere göre Afganistan dünyada kadın olmak için en tehlikeli birkaç ülkeden birisi. Öyle ki Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun verilerine göre Afganistan'da her yıl 3000 kadın, en az 3000 kadın intihar ediyor. UNICEF'in raporuna göre ise ülkede her 3 kadından birisi 18 yaşından önce evlenmeye zorlanıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun açıklamalarına göre ise Afgan kadınların %87'si fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete, %62'sinin de birden fazlası bu istismar türlerinin, %62'si ise bu istismar türlerinin en az birden fazlasına maruz kalıyor. Ülkede yaşayan kadınların %70'i ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle okuma yazma bilmiyor, okur yazar değil. Kadınlar eşleri öldüğünde akrabalarıyla evlendiriliyor. Tecavüz yasalarda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmıyor. Bizler Taliban'la ortak bir noktamız olamaz diye haykırırken AKP Genel Başkanı kafa kesen, kadınları taşıyan, her türlü insan hakları ihlalini meşru gören bu zihniyeti Taliban'ın inancıyla ters düşmüyoruz diyerek savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık cümlesini kurabiliyor. Buradan bir kez daha haykıralım. Bizler asla ve asla Taliban'la ortak bir noktamız olmadığını biliyoruz. Taliban'la ortak bir noktamız yoktur. Olamaz. Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz. Bu böyle bilinsin. Değerli basın mensupları, bizim yolumuzda, yönümüzde bellidir. Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilk seçimlerde demokrasiyle taçlandıracağız. Bizler komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Bu topraklarda farklı inançların, farklı kültürlerin bir ve beraber barış içinde kardeş gibi yaşayabileceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak barışın sağlanması için her türlü şiddete hayır demeye devam edeceğiz. Savaşsız, şiddetsiz bir toplumu var etme yolunda tek adam rejiminin ilk seçimlerden sonra gideceğini biliyoruz. Bunu sahada da görüyoruz, her yerde de zaten yansımalarını hep beraber anketlerde dahil olmak üzere yakından takip ediyoruz. Ve dostlarımızla birlikte herkesin huzur içinde, güven içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmekte de son derece kararlıyız. İktidarımızda şiddetin her türlüsü sona erecek ve 1 Eylül Dünya Barış Günü gerçek anlamda bir bayram gibi kutlanacak. Bu yıl şiddetin gölgesi altında kalan ve kutlanamayan son barış günü olsun. Bunu diliyoruz. Ben sözlerimize Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu cümlesiyle son vermek isterim. Diyor ki, biz kimsenin düşmanı değiliz.
Yalnız insanların düşmanı olanların, insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. Ülkemizde kutuplaşmanın ve şiddetin son bulduğu, dünyada sevginin ve hoşgörünün egemen olduğu günleri bir an önce kucaklamak dileğiyle diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkür ederim.